merhabalar, ben Bahattin Turan. Bugün yine bir uzun hava öğreneceğiz. Uzun hava nasıl çalınır programında birlikteyiz ve yine güzel bir uzun hava. Geçenki dersimizde Neşet Ertaş'tan Zahidem Kurbanım, Ne Olacak Halim eserini öğrenmiştik. Bugün yine Neşet Ertaş'tan bir güzel uzun hava öğrenelim. İki büyük nimetim var, biri ana, biri yârim. Evet, bu güzel eserimizi önce ben size şöyle bir melodiyi hatırlatayım, bir kulaklarımız aşina olsun ve daha sonra da biz bunu bağlamamız üzerinde icra edeceğiz. Tabii uzun havalar birebir ritimsel olmadığı için birebir kalıp içinde değil. Biz içimizden geldiği gibi doğaçlama, ben bunu hep söylüyorum, uzun havalar genellikle usta-çırak ilişkisi görerek, dinleyerek, yüzyıllardan beri bu şekil süre gelmiş, uzun havalarımız bu şekil halk arasında yaşamıştır, yayılmıştır. Biz de aynı o gelenek üzerinden şu an devam edeceğiz ve eserin motiflerini, eserin ana seslerini burada vererek icra etmeye çalışacağız. Evet, bu eserimiz Hüseyin'i dizisi. Artık Hüseyin'i dizisini biliyorsunuz. Si bemol 2 ve fa diyez kullanacağız. Karar sesi la, si bemol 2, do, re, mi, fa diyez, sol. Bu sesleri kullanacağız. Sol, fa, diyez, mi, re, do, si, bemol, iki, la. Hüseyin'i dizisi sevgili arkadaşlar. Karar sesi la, si, bemol, iki, değişen sesi. Bir de fa, diyez olarak kullanıyoruz. Bunu unutmayın. Hüseyin'i dizisinin özelliği budur. Evet. Şimdi biz bu eserimizi... Şöyle ben bir dörtlüğünü okuyayım. Önce bir melodiyi algılayalım. İki büyük nimetim var. Biri ana, İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri yârim. Anam anam, garip anam. Ben derdimi kime yanayım? Eserimiz melodi itibariyle bu şekilde. Şimdi biz bu uzun okuduğum şekliyle iki büyük nimetim var. Biri ana, biri yârim. Bunları böyle bağlama üzerinde ölçü ölçü, yani daha doğrusu cümle cümle burada bağlamamızda uygulayacağız. Önce dem her zaman gibi. Biri ana, biri yârim cümlelerini çalmış oldum. Bir daha. Biri ana. Biri
İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri yarim. Şimdi onu çalacağız. Tekrarlıyoruz. İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri yarim. Melodi bu sevgili dostlar. Şimdi tekrar en baştan alalım. Hatta anam anam garip anam bu derdimi kime yanam. Bunu da çalacağım en sonunda. Ve baştan alıyoruz. İki büyük nimetim var. Biri ana biri yarim. İkisine de hürmetim var. Biri ana biri yarim. Sonra anam anam garip anam bu derdimi kime yanam diye aynısını burada uygulayacağız. Yani birebir tabi melodi değil. O dizi içerisinde o eserin hissettirerek, o eserin melodisini hissettirerek, ha bu çalındığı zaman evet iki büyük nimetim var eseridir. Mutlaka bunu hissettirmek lazım. Yoksa Hüseyin'i dizisi ile ilgili herhangi bir kalıp uzun hava yapabilirsiniz. Ama o mutlaka o uzun havayı hissettirmemiz lazım. O uzun havayı hatırlatmamız lazım. Çalındığı zaman evet bu iki büyük nimetim var. Biri ana biri yarim dedirtmeliyiz. Bunu hissettirmeliyiz. Evet. Çalıyoruz. İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. İkisine de anam anam garip anam bu derdimi kime yanam. (Gülüyor)
Evet sevgili dostlar, diğer sözüne bakalım. Ana deyip de geçilmez, oyar anadan seçilmez. İkisine de kıymet biçilmez, biri ana, biri yari. Böylece 8. dersimizi de tamamlamış olduk. Bir sonraki Uzun Hava Nasıl Çalınır programında buluşuncaya dek hoşça kalın.